Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere sinüs x'in grafiğinin nasıl çizildiğini anlatmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir birim çemberimiz vardı. Hatırlayalım, birim çemberimiz vardı. Birim çemberimizin yarıçapı bir birimdi. Ve açı değerlerimiz var. Yatay eksenimizin adı kosinüs x'ti, dikey eksenimizin adı sinüs x'ti. Biz sinüs x'in grafiğini çizeceğimiz için dikey eksendeki değerleri dikkate alacağız. Arkadaşlar, 0 derece, açı 0 derece iken sinüs x'in değeri nedir? Bakın, karemizin ucunu 0 dereceye koyduk. Sinüs x dikey eksen. Bakın sinüs x eksenimize bir dimdik geliyoruz. Sinüs x'e çarptığımız zaman duruyoruz. Hangi noktada durduk? Sıfırda durduk. Demek ki açı 0 derece iken, yani x eşittir 0 derece iken sinüs x'in değeri 0. Yani arkadaşlar, açı 0 derecede sinüs x'in değeri 0. Açımızı büyütüyoruz. Evet, pozitif yönde ilerliyoruz. Ta ki pi bölü 2'ye kadar geldik. Açımız pi bölü 2. Pi bölü 2'de sinüs x'in değerini, sinüs x yatay eksen 1 arkadaşlar. Yani pi bölü 2 açı pi bölü 2 iken sinüs x'in değeri 1. Peki arkadaşlar, sinüs x 0'dan 1 değerine nasıl geldi? Yani hangi şekilde geldi? Bakın, buradaydı değeri, şöyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu. Bakın dikkat ederseniz sinüs x 0'dan 1 değerine bir çember yayı şeklinde geldi arkadaşlar. Bir çember yayı. Yani grafiğimizi şöyle çizebiliriz. Bir çember, yani çeyrek çember yayı şeklinde geldi. Şu şekilde arkadaşlar. Pi bölü 2'den açımızı pozitif yönde artırmaya devam ediyoruz. Sinüs x pi değerine geldiği zaman sinüs x'in değerine, pardon, açı pi değerine geldiği zaman sinüs x'imizin değerine, bakın pi değerinde sinüs x eksenine dikey geliyoruz ve çarptığımız zaman durduk 0. Yani açı pi iken sinüsün değeri 0 arkadaşlar. Peki 1'den 0'a nasıl geldi? Bakın bir çember yayı şeklinde geldi arkadaşlar. Şu noktaları böyle birleştirirsek bir çember yayı şeklinde pi'ye kadar geldi. Arkadaşlar, açımızı pozitif yönde artırmaya devam ediyoruz. Burada sinüsümüzün değeri eksidir. Nereye geldi? 3π bölü 2'de. 3π bölü 2'de eksi 1'e kadar geldi. Eksi 1'e kadar geldi. Ve yine bir çember yayı şeklinde geldi. Şu şekilde. Evet. 3π bölü 2'den açımızı pozitif yönde artırmaya devam ediyoruz. 2π. Açımız 2 pi olduğu zaman sinüs değeri, bakın, yine 0 oldu. 2 pi'de sinüsümüzün değeri 0. Yine eksi 1'den 0'a nasıl geldi? Bir çember yayı şeklinde geldi arkadaşlar. Bu noktaları birleştirirsek bir çember yayı şeklinde, çeyrek çember yayı şeklinde sinüs 0 değerine geldi.
Evet arkadaşlar, elinden geldiğince düzgün çizmeye çalıştım. Şimdi arkadaşlar buradan itibaren yine ne olacak? Döngü aynen, şurası aynen devam edecek. Arkadaşlar, bu şekilde devam edecek. Tekrar başlangıç noktasına, yani sıfırdan tekrar başlangıç noktasına döndüğü kadarki yere biz ne diyoruz arkadaşlar? Bir periyot diyoruz. Bakın burası, şurası periyottur. Neden? Başlangıç noktasından 2π'ye kadar geldik ve 2π'den buradan itibaren tekrar, bu artık tekrar edecek bu şekilde. İşte tekrar başlangıç noktasına dönene kadar geçen süreye biz bir periyot diyoruz arkadaşlar. Bu durumda sinüs x'in grafiği, sinüs x'in periyodu nedir arkadaşlar? Bu grafiğin periyodu 2π'dir. Bu grafiğimiz y eşittir sinüs x grafiğidir. X'imiz açıdır, y de sinüs değeridir. Arkadaşlar şu kesik kesik çizgiler kafanızı karıştırmasın. Bunlar grafiğin bir parçası değil. Bunlar sadece sinüs x'in eksi 1 ile 1 arasında değiştiğini gösteren sınırlar. Onu daha iyi görebilmeniz için bu kesik kesik çizgileri çizdim. Yani bunlar grafiğin bir parçası değil. Grafiğimiz şu mavi ile çizdiğim yer. Arkadaşlar burada sinüs x'in periyodu 2π'dir. Y eşittir sinüs x'in periyodu 2π'dir. Bir de yine bu grafikte gayet açık bir şekilde görülüyor ama yine yazalım. Arkadaşlar sinüs x'in değeri eksi 1 ile bir arasında değişir. Eksi 1'den küçük olabilir mi? Olamaz. 1'den büyük olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Tamamen eksi 1 ile 1 arasında değişir sinüs x'in değeri. Değerli öğrenciler, beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar dilerim.